İstanbul Avcılar'da metrobüs istasyonunda 25 kaçak göçmen yakalandı. Toplu ulaşımın ücretsiz olduğu günlerde, özellikle de yaz aylarında sahillerde göçmen yoğunluğu yaşanıyor. O semtlerde yaşayanlar denetimlerin yetersizliğinden şikayetçi. Sadece bir metrobüs durağında yapılan denetimde 25 kaçak göçmen yakaladı polisler. Üstleri arandı, göç idaresine teslim edildiler. Tamamı 20'li yaşlarında kaçak göçmenler Türkiye'ye nereden girdi, İstanbul Avcılar'a kadar nasıl hiçbir denetime yakalanmadan ulaştı araştırılıyor. Ama sadece onlar değil, özellikle yaz aylarında en çok sahillerde toplanıyor göçmenler. Çadırla, battaniyeyle günlerce konaklıyorlar kumsallarda. Denetimlerse bu noktalarda yok denecek kadar az. %99'u kaçaktır zaten ya. Yani biz artık Türk halkı, yani buranın yerlisini çok zor buluyorsun burada ya. Biz de burada oturuyoruz ama çok zor yani. Kendi ülkemde kendimi yabancı hissediyorum ya. Havalar ısınınca İstanbul'un sahillerinde, özellikle de tatil günlerinde manzara benzer oluyor. Adım atılacak yer yok kalabalıktan. Bu kalabalığın büyük kısmı da yabancı uyruklulardan oluşuyor. Fakat ne kadarı yasal, ne kadarı yasa dışı kaçak göçmen belli değil. Bunun için denetim yapılması gerekiyor ama bölgede yaşayanlara göre denetimler de yeterli değil. Sabah 6'dan beri buradayım. Hiç memur gelip de burada yabancılarla ilgili hiçbir işlem yok. Benim vatandaşım diyor ki düzensiz göçmen istemiyorum. Onu almam lazım. Pilot bölge olarak, önce pilot şehir olarak İstanbul'da denedik. Mükemmel sonuç aldık. 746 bin sorgulanan kişiden 81 bin 198'i geri gönderme merkezlerine gönderdiğimiz düzensiz göçmen olmuş. Çoğu yabancı, %90'ı yabancı, %10 gibi bir şey var Türk. Hemen yukarıda da kaçak büro amirliği bir araba kurmuş oraya ama gelip de kimsenin şey evrak sorduğunu da görmedim yani. Sadece İstanbul'da İçişleri Bakanlığı'na bağlı 103 mobil göç noktası aracı var. Ancak geceden gündüze sahilde kalanlar, özellikle Yeşilköy, Florya gibi semtlerde sahillerden yerleşim yerlerine, sokaklara taşanların kaçı kaçak bilinmiyor. Toplu ulaşımın ücretsiz olduğu bayramlarda yoğunluk da artıyor. Tam bir göç yolu üzerindesiniz. Vallahi hiç sormayın, aynen öyle. Nasıl işleriniz? Bunlarla alakalı olarak bize pek bir faydası yok. Denize geliyorlar, banyo yapıyorlar, temizleniyorlar, piknik yapıyorlar. Bir tane yerli insan göremezsiniz burada. Suriye'nin bir tanesini aldığı zaman gruplar. Mesela sen soruyorsun, seni polis alıyor, senin yakının diyor ki Menekşe sahiline gelme, polis topluyor. Kimlik kontrolünün yapıldığı bölgelerde ise polise yakalanmamak için iddiaya göre birbirlerine haber veriyor kaçak göçmenler. Yakalanıp sınır dışı edilenlerin bir kısmı ise kısa süre sonra yeniden kaçak yollarla İstanbul'a dönüyor. Sınır dışı edilmiş olsalar bile belli bir süre sonra para karşılığı veya başka bir aracılar sayesinde tekrar ülkeye giriş yapıyorlarmış maalesef.